Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin oyuncuları Brezilyalı William Arao, Gustavo Henrique ve yine Güney Amerikalı Uruguaylı Diego Rossi. Bu oyunculara Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'den gelmiş herhangi bir teklif yok. Bu konudaki iddialar adı üstünde sadece iddia boyutunda. Benim üzerinde olduğum bir konu bu. Ha keşke gelse. Mantıklı olan da zaten hocanın Rossi'yi, Gustavo Henrique'yi ve William Arao'yu beğendiğini biliyoruz. Bu oyuncuları alıp Al Hilal'e götürmesidir. Ama şu anda böyle bir teklif söz konusu değil. Bununla birlikte 6 Ağustos'ta oynanması planlanan Süper Kupa finaline Galatasaray maçına bir ay kaldı. Bu bir ay içinde Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı Edin Dzeko, Ryan Kent ve bugün yarın açıklayacağı Umut Nayır transferinin dışında özellikle orta sahaya çok net transferler, takviyeler yaparak hazırlanması lazım. Wilfried Zaha, Musa Barov, Perisic, Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu kim olur? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Wilfried Zaha'nın imzası nerede takıldı? Wilfried Zaha'nın asıl imzasını eşi atacak. Biliyorsunuz önceki gün kendisi evlendi. Allah bir yastıkta kocasın derler bize. Wilfried Zaha dünya evine girdi. Antalya'da tek başına tatil yaptı. Önceki gün evlendi ve şimdi de bir balayı yapıp arkasından kararını Lazio, Suudi Arabistan Al Nassr, Crystal Palace ya da Fenerbahçe olarak verecek arkadaşlar. Oyuncunun bu imzasının hayat boyu sürecek olan imzasının dışında yeni takımdaki imzasını da aslında oyuncu değil bir anlamda eşi atacak arkadaşlar. Oradaki bilgiyi de vereyim. Zaha'nın transferinde yeni konu evliliği oldu. Birkaç gün önce hayatını birleştirdiği eşi hanımefendi eğer İstanbul için kendisi ikna oldu, eşi de ikna olursa diyecek ki imzayı atabilirsin. Lazio ve Crystal Palace'da bu süreçte eğer teklif arttırmazlarsa oyuncunun Fenerbahçe yolu açılacak. Oyuncunun eşinin ve kendisinin, o eşinin dışında kendisinin de şu aşamada Arabistan'a gitmek istemediğini biliyoruz. Oyuncunun Crystal Palace'daki, Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'daki eski takım arkadaşı Belçikalı Batshuayi de bu noktada süreçte etkin arkadaşlar. Wilfried Zaha'nın, fil dişili oyuncunun son durumu eşiyle alakalı, yeni evliliğiyle alakalı sevgili dostlar, son durum bu. Bu şekilde aktarmış olalım. Wilfried Zaha konusuna, Perisic konusuna, Musa Barov konusuna geri geleceğim. Kaleci konusuyla da alakalı söyleyeyim. Hep söylüyorum, bendeki haberler Fenerbahçe'nin yabancı kaleci aradığına dönük. Ama tabii Altay'ın da bir an önce takıma veda etmesi lazım. Süreci Fenerbahçe Altay'ı değersizleştirmeden, yabancı kaleciden vazgeçmeden dikkatli bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Bu noktada hedef isimlerin başında denk gelen Matija Perin ve Dominik Livakovic. Fenerbahçe Dominik Livakovic'in kulübüne 7 milyon euroya kadar çıktı. 10 milyon eurodan bir kuruş aşağı inmiyorlar. Bu rakamı Fenerbahçe'nin 8 milyon euroya son olarak çıkardığını, Dinamo Zagreb'e Livakovic için 8 milyon euroya kadar çıktığını biliyoruz. Bunu da sizlere aktarmış olalım sevgili arkadaşlar. Kenan Piriç daha önce Göztepe'de de oynamış. Aynı zamanda Larnaka takımında Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'ndeki 2 maçta başarılı performans göstermiş Boşnak kaleci. Kenan Piriç'le alakalı çok soru geldi. Ben duymamıştım bir şey. Bugün de biraz baktım. Kenan Piriç'e Fenerbahçe'nin herhangi bir teklifi yok. Fenerbahçe'nin ilgilendiği kaleciler belli. Livakovic, Matija Perin bu isimler arasında öne çıkan isimler sevgili arkadaşlar. Şimdi bir haber daha vereyim. Üst üste haberler paylaşayım. Birazdan da süper chat mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hepsini okuyacağım. Videoyu like etmeyi de sakın unutmayın. Mevzu Fenerbahçe devam ediyor. Glasgow Rangers, Osay Samuel'le ilgilendiğini Fenerbahçe'ye bildirmiş. Fakat dün özellikle Tottenham ve Aston Villa'nın Premier Lig'den de bu iki kulübün Osay Samuel'le temasa geçtiği,
Osay Samuel'le ilgilenme aşamasına geçtiğine dönük bilgiler geldi. Eğer oyuncu şartları oluşursa Glasgow Rangers'la İskoçya'ya değil de Tottenham ya da Aston Villa'yla ya da bir başka takımla Brentford'da konuşuluyor, Bournemouth'da konuşuluyor, Premier Lig'e İngiltere'ye dönmek istiyor. Böyle bir durum var. Bugün İsmail Kartal'a sorsanız Osay Samuel'i çok satmak istemiyor. Ama teklifler, Mert Müldür'ün durumu, yabancı kontenjanı, yeni transferler için bütçe oluşması gereği bunların hepsi bu noktada önemli. Buradaki özel haberimi tekrar edeyim. Glasgow Rangers'ın İskoç kulübünün ilgilendiğini bildirdiği Osay Samuel için İngiltere Premier Lig'den de Bournemouth ve Brentford'un ardından Tottenham'la Aston Villa da devreye girdi. Oyuncu şartlar oluşursa İngiltere'ye dönmek istediği isteğini de Fenerbahçe'ye iletti. Sevgili arkadaşlar, Osay Samuel mevzusu da bu. Nasıl? İyi miyiz? Arda arda birkaç haber daha vereceğim. Ben Osay Samuel'le ilgili konuşurken gelen yorumların birçoğu Osay Samuel kalmalı şeklindeydi. Osay Samuel'i bayağı bir seviyor Fenerbahçe taraftarı anladığım kadarıyla. De Frey, Inter'in henüz sözleşme uzatmadığı Hollandalı stoper. Beka problemi devam ediyor biliyorsunuz. Diku'yla da Strasbourg'da bonservisi sona eren oyuncuyla da Fenerbahçe ilgileniyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, De Frey'in de adı Fenerbahçe ile geçiyor. Oyuncunun piyasası çok yüksek. Fenerbahçe'ye gelirse çok büyük iş olur. Inter, De Frey'in yeni sözleşme imzalamaması ihtimali nedeniyle Fenerbahçeli'nin adı geçen, yine Serie A'da Atalanta'da oynayan milli stoper Merih Demiral'la da yakından ilgileniyor. Stoper konusunda böyle bir zincirleme transfer durumu var. Merih Demiral'ın ve Hollandalı stoper De Frey'in de içinde olduğu, bakalım bu konu nasıl olgunlaşacak değerli arkadaşlar. Kenan Piriç için tekrar ediyorum. Fenerbahçe bu oyuncuyla temasa geçmedi. 28 yaşında, 1.92 boyunda, boşnak kaleci. 2024'e kadar Larnaca ile sözleşmesi var. Göztepe'yle de 2 sezon önce yarım sezon forma giymişti sevgili arkadaşlar. Bu kaleciyle alakalı bir durum yok. Sadece info verdim, bilgi verdim durumuyla alakalı. Fenerbahçe biliyorsunuz Portekizli ekibi gönderdi. Portekizli tek kişi Mario Branco'yu tuttu. Geçen sezon idari bir direktör olarak tanımlandı. Ama onun asıl görevi sportif direktörlük, transfer yapmak, oyuncu satmak, oyuncu almak vesaire. Geçen sezon Mario Branco otel işleri, uçak bileti bunlarla ilgilendi. Bu sezon asıl işine döndü. Jesus'la da arası çok iyi değil, bak onu söylüyorum. Bu net bir bilgidir. Fenerbahçe'de bugün adı daha önce konan açıklamayı resmi olarak yaptı. Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco olmuştur dedi. Fenerbahçe açıklamasında 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede görev yapan Mario Branco futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip cümlesini kullandı. Ne demiştim? Mario Branco'nun kalma sebebi yapacağı, getireceği oyunculardan çok eldeki oyuncuların satışını kolaylaştırmak. Fenerbahçe'de bu cümleyle futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip cümlesiyle zaten bunun mesajını veriyor sevgili arkadaşlar. Mario Branco kimdir? 6 tane dil biliyor. Profesyonel spor yönetimi diplomasına sahip, UEFA B lisansından antrenörlük diplomasına da sahip. Yine geçen sezon futbol operasyonu direktörüydü. Bu sezon Fenerbahçe'de daha önce futbol akademide görev yapan Okan Özkan'la birlikte sportif direktörlük departmanının başına geldi. Mario Branco daha önce Famalicão'da, Portekiz'de sportif direktörlük, PAOK'ta sportif direktörlük, Hajduk Split'te sportif direktörlük, Estoril'de, Astra Polyesti'de sportif direktörlük yaptı. Steaua Bucharest takımında, Romanya'da şef scout, Zagreb Lubin, Wisla Krakow, Pontevedra takımlarında da yine scout, şef scoutluk görevlerinde bulundu. Mario Branco bakalım Fenerbahçe'ye nasıl bir güç katacak. Şimdi gelelim transfer haberlerine, dönelim daha doğrusu. Buna dönmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, ben transfer dönemi yayıncısı değilim sadece. Ben sezon boyunca birçok konuda, hatta pek girilmek istenmeyen konulara bile giriyorum. Bak, bir arkadaşım ne güzel yazmış.
Hep transfer konuşuluyor. Hakemler ne oldu? Yine doğranacak mıyız? Kırmızı kartlar bitti mi demiş. Aklınızın bir köşesi orada değil mi? Ne kadar iyi takım kurarsak kuralım bizi doğruyorlar. Biz bunlara, bu toplara biz giriyoruz. Bu ateşi elimizi uzatıyoruz. Ve bunu da keyifle yapıyoruz. Doğruların yanında olmak adına. Neden bunu söyledim? Bakın arkadaşlar. Bir dizi var, Gibi isimli, bilirsiniz. Dijital mecralarda Gibi. Orada bir replik var. Oradaki baş karakter diyor ki yanındaki arkadaşına, olaylar yaşanırken hiç gıkın çıkmıyor. Süreçte hiç yoksun, sonuçlar üzerine konuşuyorsun. Sonuçlar üzerine herkes konuşur kardeşim. Süreçler üzerine konuş. İş bitiyor, bazı arkadaşlar geliyor, bir şeyler söylüyor falan. Biz o işler devam ederken mücadele veriyoruz doğrunun yanında olma adına. Bu cümleler lig başlandığında yaşadığımız olayları bize ifade ediyor. Dolayısıyla elini taşın altına koyanlarla taşın üstünde şov yapanları lütfen karıştırmayın, ayırın. Hadi bakalım, bu mesajı da vermiş olalım. Kamu spotumuz bittikten sonra devam edelim sevgili arkadaşlar. Bakalım mesajımız ne kadar yerine gitti. Şimdi arkadaşlar, Thiago Alcantara, bakın bana birkaç arkadaş yazdı teklif bile yapılmamış diye. Ben dün bunu konuştuğumda, bakın şimdi Avrupa medyasına Fenerbahçe'nin Thiago Alcantara ile, bu oyuncuyla, bu orta saha oyuncusuyla ne kadar çok ilgilendiği yazıyor. Liverpool orta sahaya iki tane transfer yaptı. Naby Keita ve Chamberlain'den sonra Thiago da elden çıkarılmak isteniyor. Klopp bu oyuncuyu yeni sezonda çok fazla düşünmüyor. Fenerbahçe'de Thiago Alcantara ile ilgili durumda sevgili arkadaşlar. Thiago Alcantara Fenerbahçe'nin ilgi dairesi içinde duruyor sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Zaha'yı konuştum. Bir daha girmeyeceğim. Yayının başında var. Ama şunu ekleyeyim. Fenerbahçe imza parasıyla beraber, kolay ve zor bonuslarla beraber 5 milyon euronun bayağı üstüne çıkan bir yıllık teklifle 4 yıllık sözleşme önermiş. Ne Crystal Palace ne Lazio bu tekliflerde yok. Hatta Lazio'nun teklifi 4 milyon euronun altında. Vergiler hariç. Fenerbahçe'de bu iş eşinin artık İstanbul'a ikna olmasına kaldı. Bu süreç devam ediyor. Daha detaylı bilgileri yayına yeni gelenler yayın bittikten sonra videonun hemen başına giderek alabilirler. Bütün olay evliliğiyle birlikte oluşacak yeni durumda. Bakalım neler olacak Wilfried Zaha'da. Bununla birlikte Fenerbahçe'de biliyorsunuz yine Portekiz'de ekip gidince onlarla birlikte görev alan, idari bir göreve gelen eski de futbolcu Marco Aurelio. Türk vatandaşı oldu. Türk milli takımında oynadı zamanında. Mehmet Aurelio da ayrıldı. Pek bir faydasını göremedim. Ya ben bunu şunda da yaşadım. Bir ara milli takımda işte eskiler o havamı havayı getirsin diye Tuncay Şanlı, Tümer Metin, bilmem ne hepsi birden milli takıma koyuldu. İşte Mehmet Aurelio geldi falan. Abi bu tip işler tutmuyor ya. Olmuyor yani. Eskiler kendilerini çok yüksekten görüyorlar. Biz neler yaşadık falan gibi mi hissettiriyorlar? Yeni oyuncular abi sizin döneminiz geçti diye mi düşünüyor? Bilmiyorum ama bu milli takımda da olmadı. Fenerbahçe'de de bu tür görevler pek olmuyor. Mehmet Aurelio'nun yolu açık olsun. Pek bir faydasını göremedim abi. Bilmiyorum içeride neler oldu ama içeriden de birkaç bilgimiz var. Pek bir faydasını göremedim. O da zaten açıkladı yollarımız ayrıldı diye. Şimdi Aslı Fener Şener hoş geldin. Süper chatlerinizi okuyorum. Aslı Fener Şener hoş geldin. Güzel bir katılım oldu. Çok çok teşekkürler. Eyvallah Vural Alkan, Şenol Arslan, Şükrü Demircan, Mert Şahin, Alparslan Şarı, Sarı, Santiago Munez, Gürsel Raki. Eyvallah. Gökhan Acargil. Eyvallah Gökhan Acargil. Başına geçer tekrar izlersin videoyu. Biz devam edelim. Arda Güler mevzusuyla alakalı. Abi İspanyollar çıldırmış durumda. İspanya'da yıllarca oynamış Nihat Kahveci'yi sürekli arıyorlar. Videolarını izlemişsinizdir. Nihat Kahveci'nin Arda Güler'le ilgili İspanyollara verdiği şu bilgi çok ilginç. Arda Güler'in sol ayağı Guti'ye benziyor. Ama Guti 8-9 gibi oynamak yerine 6 numara gibi oynardı. Guti hiçbir zaman hızlı değildi ama çok iyiydi. Arda Güler de çok iyi. Yani Arda da hızlı değil ama çok iyi diyor Guti gibi. Bir de burada diyor ki yedek takımda oynamaz. Yani ne Real Madrid ne Barcelona aldığında yedek takıma gönderemez bu oyuncuyu, gitmez diyor. O yüzden bir yıl Fenerbahçe'de kalması
çok daha iyi. Arda Güler'le ilgili bugün artık kararını Fenerbahçe'ye iletmesini bekliyorum. Size Berisha, Serdar Dursun ve yine Darmstadt takımından bir başka golcü Filip Tiet üçgeninde bir haber vereceğim. Özel bir haberdir sevgili arkadaşlar. Videoyu like etmeyi, kanala abone olmayı, katıla desteğinizi sürdürmeyi sakın unutmayın. Augsburg biliyorsunuz Berisha'nın opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro verecekler. Bonservis bedeli. Bu oyuncuyu alıp yüksek olasılıkla Wolfsburg takımına 10 milyon euronun üzerinde satacaklar. Yerine de Bundesliga'ya yeni çıkan Serdar Dursun'un eski takımı Darmstadt'tan gol canavarı lakabı alan Filip Tietz'i düşünüyor Augsburg. Bundesliga'ya yeni çıkan Darmstadt'ta eski oyuncusu Serdar Dursun'u düşünüyor. Özetleyeyim mi? Bakın burada Fenerbahçeli ile ilgili birkaç detay var. Augsburg Berisha'nın 4,5 milyon euroluk satın alma hakkını kullandı. Daha yüksek bedele Wolfsburg'a vermek üzere Wolfsburg takımıyla görüşmelerini sürdürüyor. Augsburg yerine de Darmstadt'tan Filip Tietz'i düşünüyor. Darmstadt'ta Tietz giderse diye eski oyuncusu Serdar Dursun'u düşünüyor arkadaşlar. Arda konusu yarıda kalmasın. Arda konusunda İspanyollar Real Madrid'e yakın medya Ali Koç'u hedef alıyor. Barcelona'ya sponsor olduğu için, iyi ilişkiler olduğu için oyuncuyu Barcelona'ya yönlendiriyor. Real Madrid'e vermiyor diye haberler çıkıyor. Hatta Real Barcelona Deco'yu yolladı. Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in ikinci adamı Sanchez'i yolladı İstanbul'a. Real Madrid son ana kadar uğraşıyor ama işleri gerçekten çok zor. İşleri gerçekten çok zor. Thomas Lemar'la da ilgili birkaç yayındır konuşuyorum. Onu da söyleyelim. Atletico Madrid bu oyuncuya çok süre vermiyor. Thomas Lemar'ı da Fenerbahçe'ye menajerleri önermişlerdi. Bu konuda da bakalım neler olacak, neler gelişecek. Ama Arda Güler kalırsa Thomas Lemar'ın olma ihtimali çok ama çok zor. De Gea'nın da ben Arabistan'a yıllık 13 milyon euroluk teklif yapan Cristiano Ronaldo ve Talisca'nın takımı Al Nassr'a gideceğini düşünüyorum. Kaleci De Gea'yla da ilgili çok soru geldi. Aklımızdaki o notu da sizlere söyleyelim. Şimdi sevgili dostlar, Perisic konusu ve Mert Müldür konusuyla alakalı bir bölüm yapmak istiyorum. Anlatalım onları. Perisic ve Mert Müldür'le alakalı. Fenerbahçe Ivan Perisic transferinde Zaha mevzusuyla birlikte bir süreç yürütüyor. Fenerbahçe'nin alternatif isimleri Wilfried Zaha'ya Ivan Perisic, Musa Barov. Perisic'te bir yıl daha sözleşmesi olan 34 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusunda Fenerbahçe Tottenham'la bu oyuncuyu bonservissiz almak üzere görüşüyor. Oyuncuya da Fenerbahçe 4 milyon euroya yakın bir ücret önermiş ve 2 yıllık da bir sözleşme önermiş. Perisic noktasında da gelişmeler şu anda bunlar. Mert Müldür, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ve temsilcisiyle yapılan görüşmede 1 milyon euro önerilmiş. Mert Müldür bu rakamı 1,5 milyon euronun üzerinde bir rakam istemiş. Yani 1.6, 1.7 gibi de 1,5 milyonun üzerinde diyeyim. Ama Fenerbahçe bu oyuncuyla anlaşabilir noktada. Kulübü 5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 2,5'tan 3'e çıkmış. Kulübüyle de pazarlıklar devam ediyor. Sassuolo'nun sağ beke İtalyan bir oyuncu Missori'yi transfer etmesi zaten bir sağ beki daha varken Mert Müldür'ü 3. sağ bek durumuna düşürdü. Bakalım burada neler olacak Mert Müldür'de. Livakovic'te de eksik kaldığı bir konu. Yabancı kaleci transferinde çok iddialı olan Fenerbahçe listesinin ilk sırasındaki Livakovic'le anlaşmaya çalışırken burada sıkıntı Dinamo Zagreb'in bu 28 yaşındaki oyuncu için 10 milyon eurodan aşağıya düşmemesi. Fenerbahçe 8 milyon euroya kadar çıktı. Fenerbahçe şu ana kadar kaç transfer yaptı? 3 tane. Ryan Kent, ardından Edin Dzeko ve Umut Nayır. Umut Nayır açıklanmadı ama bu transfer bitti. 2+1 yıllık bir sözleşmeyle 30 yaşındaki oyuncunun transferi açıklanacak. Fenerbahçe tabi bunlar için bütçe de oluşturmak durumunda. Şu anda yeni sponsorlar pek gelmiyor. Stat isim hakkı da Ülker'le bir yıl daha devam ediyor. Umarım gelecek sezon bitince çok büyük bir parayla anlaşılır.
Zira Galatasaray'ın bu anlamda eli çok iyi. Federasyondan Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda olmadığı, Türkiye Kupası'nda çok ilerlemediği için sadece federasyondan para kazanabildi. Geçen sezon 193 milyon lira başarı primi aldı Galatasaray ama iki büyük sponsorlukla 408 milyon lira üstüne para kazandı. Stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarıyla bir sezonda federasyondan gelen 193 milyon liranın dışında 408 milyon 600 bin lira kazandı Galatasaray. Sponsorluklarda Galatasaray bu aralar çok iyi. Tabii hedef burada önce Paredes'i almak, sonra vatandaşı Icardi'ye de sen de tekrar bizimle devam et demek. Fakat Suudi takımı, Suudi Arabistan takımı Al-Shabaab Icardi'ye yıllık 40 milyon euro önerdi. Yıllık 40 milyon euro alan bir adama aldığın bu sponsorluktaki hakikaten büyük paraları olduğu gibi versen bile transferini gerçekleştiremiyorsun ya. Çünkü onları bir yıl alıyorsun o sponsorlukları. Ben totalini okudum. Bu arada bu oyuncuya, Icardi'ye Galatasaray çok büyük bir teklif yapmış. 7,5 milyon euroya kadar çıkmış ama 7,5 milyon euroyu versen 40 milyon euro alan adam kalır mı? Hadi kaldı diyelim. Diğer oyuncular ne yapacak? Yine Galatasaray'da birçok takımın istediği, özellikle Tottenham'ın istediği Nelson'u elde tutmak da çok zor. Galatasaray'ın bu anlamda hem işi iyi, büyük teklifler, paralar geliyor futbolculara, sponsorluklarla birlikte vesaire. Ama yerlerini doldurmak da gerçekten zor. Bu arada yine Edin Dzeko kampa katılıyor. Yarın kampta olacak. Rusya'ya gidecek kafilede de olmasını bekliyoruz. Bir sürpriz olmazsa sevgili arkadaşlar, Edin Dzeko'ya Fenerbahçe taraftarı kavuşacak. Ahmet Burak Güneş, hoş geldin. Süper chatlerinizi okuyorum. Aslı Fener Şener, teşekkürler. Uğur Erdoğan, Alparslan Sarı, Kaan Özalp, Jesus, Fenerli Keboy, Şenol Arslan, Flash TV, Barbaros, Rıdvan Uzmanoğlu, sizler de hoş geldiniz. Alanya Spor 3 tane Brezilyalı birden aldı. Bakalım hangilerini parlatıp işte 10 liraya alıp 100 liraya satacak. Alanya Spor savunma oyuncusu Eduardo Bauerman, ön libero oyuncusu Ricard Cello ile ikişer yıllık, sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. 3 Brezilyalı birden aldı. Neden? Brezilyalılar abi kalabalık alacaksın onları. Aile ortamını çok severler. Bakalım hangilerini Alanya Spor parlatacak. Alanya Spor'a da hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe ile çok adı geçen, Fenerbahçe'nin bir ara ilgilendiği ama kulübüyle anlaşamadığı Halil Dervişoğlu Beşiktaş tarafından da çok isteniyor. Brentford kulübü 2 milyon euro istemiş ama Beşiktaş demiş ki bedavaya verin. Bakalım Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda Türkiye'de Galatasaray'dan sonra hangi takımda izleyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'ye dönmesi üzerine bir gündem olan Alexander Sørloth, Norveçli golcü, biliyorsunuz İspanya'da çok dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Trabzonspor durumuna bakmış ama durumu çok zor. Zaten Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica da bizim Sørloth'u geri getirmemiz bu maddi imkanlar içinde çok zor diye bir açıklama yaptı. Sørloth'un geri dönmesini beklemiyorum. Sørloth demişken, golcü demişken, forvet demişken, Fenerbahçe'de santrfor değil, forvet olarak, hücum oyuncuları olarak bakalım. Forvet sayısı 8'e çıktı. Şimdi kim gidecek? Eldeki oyuncular Dzeko, Umut Nayır, Batshuayi, King, João Pedro, Diego Rossi, Thiago Çukur ve Serdar Dursun. 8'e çıktı. Bu oyunculardan Dzeko, Batshuayi, Umut Nayır takımda kesin kalacak. King'e gelecek tekliflere bakılacak. Pedro'nun, Serdar Dursun'un, Thiago Çukur'un yeniden kiralanması ya da satılması ve Rossi'nin de satılması bekleniyor. Fenerbahçe'de çok ciddi bir forvet enflasyonu oluştu. Takım 40 kişi. 40 kişinin içinde genç oyuncuların antrenmanda bile forma şansı bulması çok zor. Onlara yazık oluyor. Bu takımın bir an önce azaltılması lazım kadro olarak. İşte Mario Branco bu noktada etkin bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Mario Branco, yap şovunu. Bir an önce şu takımı rahatlat. Kontenjanda da kamp döneminde bari, hani ligin başlamasıyla değil, şu anda rahatlat ki insanlar daha verimli antrenman yapsın. Mario Branco'dan beklenen bu. Onu da yakından takip edeceğiz. Yine eğer Perisic, Cuadrado gibi oyuncular, kanat oyuncuları olursa
yine Fenerbahçe Mert Müldür'ü alır, o sayede takımda tutarsa, Ferdi'nin 8 numaraya ait olduğu orta sahaya geçmesi gündemde. En azından hoca onu sağ bekte ya da sol bekte değil, zaman zaman mecburiyetten olabilir ama sağ önde ya da sol önde de kullanmayı istiyormuş. Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sezonda mevkisini, eğer bu transferler gerçekleşirse, daha ön tarafta ya da orta sahada göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Lincoln'un durumu nedir? Bireysel çalışıyor. 2 aydan önce takıma katılmasını beklemiyorum. Devre arasında ancak hazırlanır. İkinci yarıya yetişirse çok iyi. Çok hızlı bir şekilde katılmasını beklemiyorum bu oyuncunun sevgili arkadaşlar. Şimdi Londra'dan gelen taze haberleri sizlerle paylaşalım. Sevgili Mesut Sağlam'ın bize gönderdiği gündem. 1. Crystal Palace, Villarreal'den Arnaud Danyoma ile temasta. Zaha'nın oynadığı mevki oynuyor. Crystal Palace Zaha'ya gözdağı veriyor. Benim alternatifim var demek istiyor. 2. Carlos ve Alex, Roberto Carlos ve Alex de Souza, Bekao'yu ikna ettiler. Sürecin başından beri bu transferin içindeydiler. İtalya'dan bir arkadaşım bana bunu söylemişti. Jaydan Osterwold transferini bana söyleyen kişiydi. Hatta 10 gün önce İtalya'daki bu dostum Bekao transferi bitti gibi demişti. Neden uzadı o da bilmiyor. Ben söylüyorum. Kulüpler bir türlü anlaşamadı. Ve başka alternatifleri gündemine aldı Fenerbahçe. 3. Fenerbahçe bu sezon belli ki sahaya karakter koyacak. Takımdaş kaliteli oyunculara yöneliyor. Bu yüzden yaşına bakmıyor. Profesyonelliğine bakıyor. 37 yaşında Dzeko, 35 yaşında Cuadrado, 34 yaşında Perisic. Bunlara Liverpool'dan Thiago Alcantara da eklenecek gibi görünüyor. Çünkü hem oyuncu hem de kulübüyle temas kurulmuş, Thiago Alcantara için söylüyor. Bu konuda Thiago Alcantara'da yakın zamanda bilgiler alacağım, bunu sizlere aktaracağım ifadesini kullanmış Londra muhabirimiz. Fenerbahçe Paris Premier Kupası'na 2 gün sonra katılacak. Hatta 4 gün sonra. Bu kupada 4 Temmuz'da Kızıl Yıldız Zenit, 8 Temmuz'da Neftçi Bakü Kızıl Yıldız maçları oynanacak. Fenerbahçe 8'inde gidip 9'unda Rusya'da Zenit'le karşılaşacak. 12 Temmuz'da Kızıl Yıldız'da, 15 Temmuz'da da Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Bu turnuvanın şampiyonu 500 bin euro kazanacak. Kaç para yapıyor ya 500 bin euro? 1 milyon euro 25 milyon TL yapsa 12,5 milyon TL. Fena para değil abi. Bir oyuncunun 3-4 aylık maaşı çıktı. Fena para değil. Vay vay vay. Ya bak, Trabzonspor'un eski yöneticisi, Yemek Sepeti'nin eski sahibi Nevzat Bey, Nevzat Aydın. Saygımızı koruyalım. Her 3 Temmuz'da insanları aşırı derecede kızdıracak tweetler atıyor. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin onurudur. Alın teriyle aldığı bir şampiyonluktur. Fenerbahçe'nin maçlarına bakın. Rakiplerinin maçlarına bakın. Artık bu mevzuyu kapatın. Yapmayın artık. İnsanların damarına basmayın. Tamam? O kadar da değil artık. Sadece Fenerbahçe'nin değil, diğer takımların maçlarını da izleyin o zaman. 2010-2011 şampiyonu alnının teriyle, şanıyla, şöhretiyle Fenerbahçe'dir. Diğer maçlara da bakın. Maçlara bakacaksanız Fenerbahçe'nin değil, diğer takımların maçlarına bakın. Dün Sayın Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz konulu programdaki konuşmalarını, satır aralarını iyi okuyun. Çok doğru şeyler söyledi Sayın Başkan. Çok doğru şeyler söyledi. Neyse. Oo, Alanya Spor durmuyor. Bir Brezilyalı daha. 4. Brezilyalı. Sevgili Ertan Süzgün yazmış. Alanya Spor geçen sezon Portekiz'de Guimarães formasıyla 8 gol kaydeden Anderson Silva'yı kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu resmen açıklanacak. Bakalım neler olacak. Sayın Jorge Jesus. Ya şu Rossi'yi, şu William Araujo'yu, yanında Gustavo Henrique'yi de al babaya. Al Hilal takımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Liverpool'lu Thiago Alcantara sözleşmesi devam etmesine rağmen Instagram hesabındaki Liverpool yazısını kaldırdı arkadaşlar. Liverpool yazısını kaldırdı.
Thiago Alcantara ile Fenerbahçe ilgileniyor. Fenerbahçe 6 Ağustos'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Kadroyu artık en azından %60 oranında oluşturmak zorunda. İyi bir kaleci, iyi bir stoper, iyi bir orta saha. Dzeko, Ryan Kent ve Umut Nayır transferlerini 6 Ağustos'a kadar tamamlamanız lazım. Sezona Galatasaray galibiyetiyle girmek muhteşem bir mesaj olur. Sezona Galatasaray mağlubiyetiyle ve Süper Kupa finalinde kaybeden takım olarak girmek Fenerbahçe'de psikolojik durumları olumsuz anlamda çok ama çok etkiler. Fenerbahçe bugün bazı testler yaptı oyuncularına. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Oyuncular yeni sezona hazırlanmaya çalışılıyor. Sosyal medyadaki Wilfried Zaha'ya çağrıların oyuncuya ben olumlu etki ettiğini düşünüyorum. İlgiyi sever oyuncular. İstenmek iyidir ama tabii son noktada para ve eğer evliyse eşler konuşur. İlk imzayı evlilikte attı. İkinci imzası eşi tarafından transferde atılacak. Bakalım kimi tercih edecek. Arkadaşlar 3 Temmuz 2011 öncesi 2 Temmuz'da Avrupalı ünlü bir dergi Deloitte dergisi mi? Finans dergisi yaptığı araştırmada dünyanın en zengin kulüpleri sıralamasında 1. sırada Real Madrid vardı. 19. sırada Fenerbahçe vardı. Türk futbolunun gurur günleriydi bunlar. O yüzden 3 Temmuz'u konuşurken dikkatli olsun insanlar. Mesele sadece Fenerbahçe meselesi değildi. Tamam? 2010-2011 şampiyonu şanıyla, şöhretiyle, alın teriyle Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe eğer o tarihte oynanırsa 6 Ağustos'taki Galatasaray Süper Kupa finali öncesi ilk resmi maçını 27 Temmuz'da Kadıköy'de Konferans Ligi 2. öneleme turunda yapacak. Gültekin Karadeniz, Yasin 1907 dostum hoş geldin tekrar. Gökhan Bozdağ, İlker Taşçı, Tolga Mezereli, Ali Altun, Enes Yalçın, Barış B, Uğur Altunok, Ulaş Geliş, Muttalip Alparalan, Hakan Tufan, Tolga Mezereli, Jesus, Barbaros, Arda Sürücüoğlu, Biz Bize, Alparslan Sarı, Kerem Özdemir, Eyüp Kezer, Ali Katlı, Arda Sürücüoğlu, Ajdan Ambarcı, Gökhan Acargil, Anar Hüseynov hoş geldiniz. İsmini okuyamadım arkadaşlar da daha sonra okuruz. Çok çok teşekkürler efendim. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bu akşam yine 22.30'da buluşmak üzere. Instagram sayfama sizleri bekliyorum. Hikayemde bazı paylaşımlar yaptım. Ahmet Konanç Instagram. Heyecanlandıracak şeyler. Bakalım beğenecekmişiz. Instagram adresimi bekliyorum. Çok çok teşekkürler. Harika bir ilginiz var chatte. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'da buluşalım. Eyvallah. Eyvallah Alparslan.